Herkese merhaba. Evet, herkese merhabalar. Mutfağımızı toparladık. Ondan sonra Kartal Bey'i de uyuttuk. Şimdi ne yapıyoruz? Tatlımızı yapmaya girdik mutfağa. Ne, şimdi yok, o kirli değil. Ha, şey, onu yıkayacağız da zaten kağıt sereceğiz. Yani şu rengini dedin zannettim de onu bir çalkala sen. Tozunu bir çalkala, dikkat et. Şimdi tatlımızı yapacağız. Hemen içinden çıkanlara birlikte bakalım. Şöyle şu un karışımı, şu ot üzerinin sosu. Aa, yağlı kağıt yok mu? Bundan yağlı kağıt da çıkıyordu. Aa, çıkmadı. Bu da krema karışımıymış. Evet, yağlı kağıt da çıkıyordu bundan. Hatırlıyorum. Neyse, yağlı kağıdımız var. Hiç sorun değil. Şimdi buradaki tarife göre yapacağız. İlk başta tabii ki un karışımını yapacağız. Bir dakika canım benim. Ha, en büyüğü çıkar şu alttan. Şimdi önce un karışımını yapalım. Nasılmış? Yavaş annem be. 2 yumurta. Nerede karıştırma şeyimiz? 4-5 yemek kaşığı su. 2-3 yemek kaşığı süt. 4-5 yemek kaşığı al sıvı yağ. Al bir tanesini sen, al bir tanesini ben. Tamam anneciğim. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, un karışımımız için 2 yumurtamızı hemen kıralım. Evet Asya'cığım, sen bunları bir çırpmaya başla. Evet, o karışırken 4-5 yemek kaşığı su. Bana çarpma. Şöyle suyumuzu koyalım. Doldur, doldur. 2. Niye doldurmuyorsun? 3. 4. 5. Doldurmadığım için ben 6 yapıyorum. Çünkü doldurup taşırmak istemedim. Anladın mı? Niye olduğunu şimdi. Suyumuzu da koyduk. Karıştırmaya devam. Anne ya, bu çıkıp duruyor. Değiştirsem mi acaba şunu? Nereden? Şurası için özel karıştırma. Tamam, değiştir annem. At onu oraya. Ondan sonra su, süt. Ne kadarmış? 2-3 yemek kaşığı. 2-3 yemek kaşığı süt. Tamam. Sen son... karıştır. 1 2 Ops, bak çok gidiyor, gördün mü? 3. Ama 3 olmadı. Oldu işte, çok gitti. Belki de 3'ten bile. Şimdi bir de yağı geçtim. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ. Dur bir dakika, bana çarpmazsan sevinirim. Bir, iki, üç, dört, 4-5 diyor, o yüzden şöyle 4,5 yaptım ben. Bir dakika canım, alayım onu. Evet, şöyle sıyıralım bunu da. Tamam, sen devam et. Ve un karışımımızı koyuyoruz. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Evet, Asya'ya yaptığım için biraz yavaş gidiyor, kusura bakmayın. İki kişi yapınca. Ay, açılmıyor. Kes. Kes. Tamam. Ne kadar yavaş şimdi. Yavaş yavaş bekle. Böyle pof diye yukarıya çıkmasın. Hı. Şimdi unlar şey olana kadar güzelce dur. Top topluktan çıkana kadar. Tamam, devam et. Tamam. Karıştır. Buralardan da almamışsın. Hamuru ne yapalım? Bunun hamuru mu olacak? Hı-hı. Evet, malzemelerden okumaya başlayınca büyük bir hata yaptık çırpma kabında. Çünkü mikserle yapılacak. Ben direkt şeye koyduk. Direkt kaba koyunca olmadı. Şimdi şöyle mikseri hazırlıyorum. Mikserle yapılacak çünkü.
Ben de diyorum ki karıştırıyorum, karıştırıyorum. Bu diyorum nasıl koyulaşacak? Daha unu da mı koyacağız? Ne yapacağız? Hamurumuz bu şekilde oldu. Şimdi yarım tatlı kaşığı olacakmış. Şimdi şöyle bir etrafını şunun bir önce temizleyeyim ben. Şöyle alalım. Yarım tatlı kaşığı olacakmış. O yüzden çok önemli bence o kısmı, çünkü bunlar kabaracak malum. Ben şöyle, bu bile belki de büyük oldu. Şöyle şöyle alıp koyacağım. Şöyle. Böyle. Şekli şemali hiç önemli değil. Çünkü bunlar top top olacak inşallah. Küçük de olmaması lazım ölçüden, hani çünkü küçük olup da daha çok sayıda yaparım diye düşünmeyin, çünkü ince olursa güzel böyle kabarıp puf puf olmaz. Bu da büyük oldu, neyse oturtacağız elbet. Şimdi ben devam edeyim. Fırından çıktılar. Yani birazcık daha kabarmasını beklerdim ama yani mesela hani hepsi şöyle şöyle değil. Bazıları birazcık daha yassı oldu.
Olsun, hiç sorun değil. Arasına şey sıkacağız, o da belki şöyle. Ya bunun daha önce de ben dediğim gibi bir kere yapmıştım. Kreması o kadar çok ki. Yani ne yapılır acaba bu kremi? Ya şunu düşünebiliyor musunuz? Bunların içine ne kadar sıkabiliriz? Ne yaparım bilmiyorum sonrasında. Yazık yani, çok fazla oluyor kreması. Bunu da yaptım. Bakayım. Güzel kremasının tadı. Bunu da yaptım işte, attım dolaba, bu dolapta. Bunlar da şimdi çıktı, halen sıcak, soğusunlar. Sonra içlerine krema sıkacağız. Evet, ben kremaları içine yerleştirirken Asya da burada sosu yapıyor. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak, göreceğiz. Bunlara devam edeceğim. Şöyle tabağa koydum. Şimdi şöyle. Buradaki tarife göre hani diyor ya, yarım çay kaşığı, yarım tatlı kaşığı şeyiyle. Ama bunları bir sıkma kabına koyup bızt bızt böyle top top sıkılsa bence daha güzel toplar meydana gelir. Maalesef ki burada öyle anlatılmadığı için. Gerçi burada gösterdiği yine top top ama ne bileyim, yine de bak sonra da böyle oluyormuş. Benimkiler maalesef böyle olmadı. Neyse, tatlarında sorun yoktur da şöyle olması lazımdı hepsinin. Şimdi bunları ayrı bir tabağa koyacağım. Şöyle bir görsel olarak buna koyayım dedim. Evet, o kap dışında bir de böyle bir tabakta böyle bayağı bir var burada, iki kişilik kadar çıktı. Bakın, içine bir de diyor ki sıkma torbasıyla sıkın diyor ama ben kaşıkla bol bol koymama rağmen hala da yazık bu kadar kaldı. Anneciğim şunu dolaba koysana. Şimdi şöyle şuna güzelce bir sos dökelim. Çok koydum içine yani, bilerek hani kaldığını bildiğim için ama. Dökeyim mi sos? Hı? Şöyle sosumuzu
Sosu da bunun böyle akışkan bir sos. Gibi. Tabii bu kadar olacak canım. Daha şey olacak hali yok. Koy bayağı, bol 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 koy. Evet, bunu da öbür tepsiye zaten koyarız. Akmıyor. Akışkandı. Tabii birazcık da soğudu ve koyulaştı. Güzel oldu mu? Bunun üstüne güzel Hindistan cevizi olur ama Asya hiç sevmez. Onur da sevmez. Ben severim. Ondan sonra fıstık olur. Şey yeşil neydi? Şam fıstık olur ezmesi. Evet, profiterolümüz hazırdır. Yapacaklara afiyet olsun. Dediğim gibi yani eğer ondan yaparsanız top top olması için bir sıkma şeyiyle yapın. En önemlisi bence o. Bir de sosu, bu iç sosu artık kalıyor. Ona yapacak çok da bir şey yok. Tamamdır. Afiyet olsun. Profiterolün son halini de göstereyim size. Kalan sosu da üzerine döktüm.